Manşete hoş geldiniz. Bugün manşette 2 milyar mı büyük, 128 milyar mı sorusuna cevap arayacağız. Konu TODEX elbette ama 128 milyar konusu da var. Unutturulmaya veya hasır altı edilmeye çalışılan Öncelikle gazete kapaklarına bakalım. Ne diyor gazete kapakları? 23 Nisan Cuma tarihli gazete kapakları. Sonrasında zaten ana konumuza döneceğiz. Hızla turlayalım. Agos gazetesi 106 yıldır tutulamayan yaz manşetiyle çıkmış. Bu topraklarda yaşayan Ermenilerin sürgüne gönderilip topluca katliama uğratıldığı, mülklerine el konulduğu, binlercesinin din değiştirerek hayatta kalabildiği o büyük felaketin, Ermeni soykırımının 106. yılını idrak ediyoruz. 2015'te yani soykırımın 100. yılında iç sayfada bitmeyen inkar en uzun soykırım ifadesini kullanmıştık. O tarihten bu yana tablo değişmedi diyor Agos. Akşam gazetesi diğer pek çok yandaş gazete gibi kripto vurguna dikkat çekmiş. Kripto para platformu TODEX'in patronu 400 bin kişinin coin almak için hesaplarına yatırdığı yaklaşık 2 milyar dolarla ortadan kayboldu. 21 Nisan'da fişini çekti. Son foto havaalanından alt başlıklar. Analiz gazetesi de manşetine bu konuyu almış. Nitelikli dolandırıcılık e, alt başlığında kullanmış. Ana yurtun manşetinde Atatürk ve e, küçük Ülkü var. 23 Nisan'a gönderme Aydınlık da aynı şekilde ilk Meclisten Günümüze Mesajlar e, başlığıyla çıkmış. E, tek adama karşı halk egemenliği, saraya karşı halkın iradesini ortaya koyan Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılında yılına tek adam rejiminin gölgesinde giriyoruz manşetiyle e, çıkmış bir gün alternatif bir başlık 60 yaşa 23 Nisan Cumhuriyetin başlığı kripto depremi Diriliş Postası'nda da var. Yandaş gazetelerin hepsinin manşetinde var. E, bu kripto vurgun. 82 saatlik yasak 9 sütunun manşetindeki 23 Nisan'la hafta sonu birleştirilerek 3 güne yayıldı sokağa çıkma yasağı. Elbette vaka e, sayıları düşürülemiyor. E, ölümler düşürülemiyor. Giderek artıyor uzmanlar, tabipler, tabipler birliği rakamların 2 ile 3 ile çarpılması, açıklanan rakamların 2 ile 3 ile çarpılması gerektiğini söylüyor. Kapanmanın çözüm olmadığı Batı devletlerinde de görüldü. Kapanma elbette vakaları dengeliyor, vakaların büyümesini önlüyor ama e, olayı ortadan kaldırmıyor. Aşılama e, bu net bir biçimde e, görüldü. Bir doz açıyı aşıyı hele yapıp geçmek gerekiyor. Dünya kripto piyasaya acil denetim şart demiş yasaklamasın devlet diyor esasen yani dünya manşetten ama denetlesin sanal para borsasında büyük vurgun. Ama tabi bunları gören insanlar kaldıralım yasaklayalım ne gereği var böyle şeylerin zaten kripto miripto işte sanal anladığımız şeyler de değil kaldırın gitsin filan biz ana baba işi paraya dövize filan dönelim. Falan gibi düşünenler de olabilir. Doğru değil. Böyle bir vaka, böyle bir olgu, böyle bir ekonomik büyüklük, böyle bir finansal gerçeklik her neyse dünyada var ve sizin bunu düzenlemeniz, denetlemeniz icap ediyor. Ne ülke bağımsız, ne çocuklar mutlu diyor evrensel. Evet. Tarımda sıkıntı artıyor. Gün boyu gazetesi. En güzel armağan manşetiyle çıkmış Hürriyet. Kardeşim beni de çarptı. kripto vurgun hürriyetinde göbekten görülmüş. Öyle söyleyelim gazetecilik tabiriyle. Kripto para alımı satımı yapan Todex'in sahibi Faruk Fatih Özer. 28 yaşındaymış. Piyasadan topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçtı. Özer'in ağabeyi Güven Özer bizi de vurup gitti diyor. Hep 20'li yaşlarda. Reza Zarrab da öyle. işte Mehmet Aydın vardı çiftlik bank. Evet. Damat Bakan da işte 30'lu yaşlarda. Evet. Kripto tosuncuk istiklalden. Güvensizlik sarmalı manşetiyle çıkmış karar iktidarın 128 milyar doları 20, 128 milyar dolar açıklamaları piyasayı sarstı. Dolar 8.36 euro 10 TL'yi geçmiş durumda. Evet. Esasen yani KJ orada duruyor. 2 milyar mı büyük 128 mi? Sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk korkusuz wanted. Bu da kripto tosuncuk. Evet, milli insansız savaş uçağı yoldaymış efendim. Kripto sahtekarlı Milli Gazete'nin de manşetinde Evet, Milli Gazete'nin manşetinde 23 Nisan var mı? 23 Nisan yok. Hayat bayram olsa ben böyle gazetelerde 23 Nisan var mı yok mu Atatürk'ü kullandım mı öyle bir hafiyecilik falan peşinde değilim. Ama gazeteciler gazeteler temel e, duruşlarını değiştirmiyorlar. Yani mesela bir gün evrensel gibi gazeteler ters çakıyor. Milli egemenlik diyorsunuz ama yani millet egemen değil yani vatandaşın hali ortada şeyleriyle çıkar. Hürriyet milliyet gibi gazeteler kocaman Atatürk fotoğrafıyla her bayramda aman aman. Ama böyle İslami gazeteler veya işte ne bileyim sağ basın onları görmez falan atlar falan. E, bir gazete istediğini görür istediğini görmez. Her gazete 23 Nisan'da 29 Ekim'de öyle basacak öbürü de böyle basacak diye bir şey yok. Herkes durduğu yerden baksın. Bu hafiyeciliğe de gerek yok. Hayat bayram olsa milliyet. Gerçek rakam 100 bin demiş özgür politika İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Osman Öztürk'e dayanarak. Evet. Gerçek rakam 100 bin. Vaka sayısı aşılı hasta sayısı %40'a yükseldi diyor. Evet yani Türkiye'de uygulanan aşı %50 koruyor çünkü. Gazete pencerenin de kapağında Ülke Adatepe ile Atatürk var. Kalbimiz küçük ama sevgimiz çok büyük postanın manşeti. Kripto parayla 100 yılın vurgunu sabahın manşetinde görüyorsunuz. 128 milyarı görmeyen sabah 2 milyar dolarlık vurgun üzerinde böyle tepiniyor. Parasını kurtarmak isteyenlere ikinci darbe demiş. Dolandırıcılar TODEX mağdurlarının peşinde. Buna bakacağız. Ama ilerleyen dakikalarda. Şalom gazetesi ülkemizde kısıtlamalara rağmen vaka sayılarının dikkate değer bir düşüş, düşüş göstermemesi gözleri yeniden aşılama sürecine çevirdi. Tel Aviv 18 Nisan 2021 İsrail başkentinden görüntüyü getirmiş. Evet herkes artık e, maskesiz bir şekilde dolaşıyor aşılanmış bir biçimde hayatını e, sürdürüyor. Ee, İsrail 2022 aşılarını da garantiye aldı ee, tam anlamıyla e, başarılı bir e, şey götürdüğünü e, söyleyelim e, çalışma götürdüğünü söyleyelim aynı şey İngiltere için de geçerli aklın yolu bir kısıtlamalar bir yere kadar elbette vakaları dengelemekte vakaları bir yerde bir yerde tutmakta büyütmemekte tabii ki etkili fakat bu işi bitirmek o vaka ve ölüm sayılarını aşağı çekmenin yolu aşılama. İngiltere'den bir örnek vereyim. İngiltere'de ikinci kısıtlamalar Eylül ayından itibaren konuşulmaya başlandı ve Ekim'den itibaren hatta Kasım'dan itibaren sert bir şekilde uygulandı gerçekten her yer kapatıldı. Okullar kapatıldı. Ee, sadece alışveriş yapacak belli marketler açık. insanların ev ziyaretleri falan yasaklandı. Dışarıda bile 3-5 kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Kapalı toplantı falan öyle bir şey yok yani. Yani devlet toplantısı yok. Yani Kraliçe Kraliçe'nin kocası Prens Philip'in cenazesine bile 30 aile ferdinin katılmasına izin verildi. Yani bu kadar şey. Kraliçe'nin kocası Cenaze töreni bile belirleyiciydi. Türkiye'de aylarca biz hem kapalı toplantıları hem de açık toplantıları, düğün merasimlerini, cenaze merasimlerini, AKP kongrelerini falan seyrederek geçirdik. İngiltere buna rağmen, başa döneyim, Kasım, Aralık, Ocak full kapalı olmasına rağmen Ocak ayında gelmiş geçmiş en yüksek rakamlara ulaştı. Son bir sene içerisindeki. 1500-1550'lere çıktı günlük ölüm. Vaka sayısı tutabilene bilene aşk olsun 50.000'in 50 üzerindeydi. Yani 3 aydır kapalı olan ülkede ölümler böyle artıyordu. Peki nasıl tersine döndü? Şimdi nasıl vaka sayıları 2000'lere, ölümler 20'lere, 15'lere düştü? Aşılamayla. Nüfusun yarısı aşılandı ve tek doz aşı yapılarak geçildi. İkinci doz biraz ertelendi. Elimizdeki aşıyı mümkün mertebe daha çok insana uygulayalım politikası işe yaradı. Elbette ikinci doz aşılar da geriden yapılmaya başlandı ama hemen 20 gün sonra değil, bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra yaş durumuna göre <laughs> kritik bir evredeyse vesaire. Nüfusun yarısından çoğu aşılanınca da vakalar muazzam bir şekilde inişe geçti. Son söz, sözcü. Evet, Atay'a söz verdiler vesaire yani... Ben kendimi bildim bileli bu başlıklarla çıkıyor gazeteler, işte çocuklar falan. Şimdi benim çocukluğumda 1970'lerin sonu 80'lerin başı Halit Kıvançlı TRT çocuk şenliği yapılırdı. Ve orada dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar işte televizyonda da canlı yayınlanırdı. İşte efendim kendi dillerinde mesajlar verirlerdi, birlikte oyunlar oynarlardı. Harika Halit Kıvanç da alırdı eline mikrofonu. İşte birlik, işte kardeşlik, işte bu. Geleceğin dünyasını bu çocuklar şekillendirir. Şu anda o çocuklar bu dünyayı yönettiler ve gittiler. 1970'lerin, 80'lerin başındaki çocuklardan bahsediyorum. Dünyayı mahvettiler. Yani bugün şu anda gelen noktanın sorumlusu o çocuklar. Orada Sırplar da vardı. Boşnakları katletti yani 1970'lerin sonu 80'lerin başında TRT çocuk şenliği için Ankara'ya gelen o çocuklar 10 sene 15 sene sonra yan yana durdukları kendi soydaşlarını katletti. Öbürü belki hiç detaya girmeyeceğim. Mesele bu değil. Hep çocukların ağzından bir mesaj bir mesaj bir mesaj sonra bu çocuklar büyüyor birbirine buz ediyor. Işte birbirinin önünü kesiyor, birbirini öldürüyor, birbirini engelliyor, birbirini içeri tıkıyor ne yapıyorsa. Bu sözlerle olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Coin 19 manşetini sizlere uyarmak için attık demiş. Bunlar bir şeye doğru bir, bir yol bir bir şey yapıyorlar ama ne yapacaklar göreceğiz. Yargıtay Fuhuş davasında hukuka hatırladı T20 TR724'ün kişiye özel adalet manşeti. Evet. 11 Şubat 2020 tarihli kararda başka hususları incelemeden gizli tanığın usulü uygun dinlenmemesi nedeniyle yerel mahkeme kararı adil yargılanmanın yargılamanın ihlal edildiği gerekçesiyle bozuldu diyor. Yargıtay kararında gizli tanık beyanının belirleyici olması bozma nedeni olarak gösteriliyor. Gizli tanıktan dolayı hala on binler içeride yatıyor. Evet. 101 yıllık gurur. Sanki meclis egemenmiş gibi kripto vurgun için uyarmıştık. E sonra altınlar geldi dostları kudurdu. Merkez Bankası'na saldırıların arkasındaki gerçek yalandan kim ölmüş? Meclis hakim hükümet hizmetkardır. Bir temenniden öteye geçmiyor bugünün Türkiye'sinde. Evet. Kripto tosuncuk. 391 bin kişiyi çarptı. Aşımız dünyaya şifa dağıtacak hakikatleri savunacağız filan. Evet. Halk yoksulluk çekerken diyor Yeni Yaşam gazetesi AKP'nin sisteminde her gün yeni bir skandal patlıyor. Götüren götürene. Evet. Yeni Yaşam'la da bu işi bitirelim. Gazete kapakları böyle diyor efendim. Ve biz konumuza geçelim. 2 milyar mı büyük 128 milyar mı? Şimdi öncelikle e, şu fotoğraflara bakalım. Bu fotoğraflarda bu Faruk Fatih Özer'in, TODEX kurucusunun, kendi işte hesabından paylaştığı Dışişleri Bakanlığı'nda üstelik. Yani Dışişleri Bakanlığı'nda bakanı ziyaret etmiş Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir fotoğrafı. Dünden beri çok gündemde olduğu için söylüyorum. Bu da İçişleri Bakanı Soylu'yla fotoğrafı. Nedense zaten bunların bakanlarla ve bakanlardan da en çok böyle işte Soylu'yla fotoğrafı ortaya çıkıyor. Her iki bakan da bu kişiyi tanımadıklarını söylemişler. Doğal olarak da yani nasıl tanımıyorsun da kendi makamında oturmuşsun, çay kahve içiyorsun, sohbet ediyorsun falan filan. Dışişleri Bakanı diyor ki işte o birinin yanında e, refakatçi olarak geldi. Soylu, herhalde o da benzer şeyler. Bu Bunların ne söylediğinin önemi yok. Bu fotoğrafta görülen şahıs e, kolay para kazanma hırsıyla. Bakın bunun altını çiziyorum. Çünkü ana maddemiz bu. E, ana Ana konumuz bu kolay para kazanma hırsıyla 2 milyar dolara yakın parayı 390 bin, 391 bin yatırımcıdan topladı ve bu 391 bin yatırımcı, yahu bu bir büyük şehir nüfusu, büyük şehir nüfusu, bu 391 bin yatırımcı 2 milyar dolara yakın bu parayı kim olduğunu dahi bilmeden 28 yaşındaki bu adama emanet etti ve e, bu vatandaş da son yaptığı açıklamada Twitter üzerinden yapmış şahsım olarak yatırımcılarla görüşmek için yurt dışındayım deyip tüymüş. Havaalanı fotoğrafları falan var her şey var görmüşsünüzdür. Bu şahsın şirketi 21 Nisan gecesi tüm işlemleri durduruyor. Kurucusu bundan iki gün önce 19 Nisan'da yurt dışına çıktığı anlaşılıyor çıkmadan önce de kendi kurduğu borsada işlem yapan ve bakiye bulunduran herkesi sistemin dışına atıyor. Paraları zimmetine geçiriyor. Ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıyor. Mağdurların bir kısmı Çiftlik Bank'taki gibi o Mehmet Aydın hadisesi kendilerini uyanık görerek bir anlamda bir koyalım, bin alalım. 10 bin alalım, 100 bin alalım diye bu adamın kim olduğuna, kimliğine, kariyerine, referanslarına falan bakmadan, olayı da çok fazla anlamadan, bilmeden, piyasa deneyimi olup olmadığına da bakmadan neyse, büyük reklam kampanyalarına kanarak bu paraları buraya emanet ediyorlar. Evet. Hatta deniyor ki bir popüler coini piyasanın %30 altında satmış ve ee, sadece o popüler coini yani sanal parayı, kripto parayı e, piyasanın %30 altında almak isteyen yaklaşık e, yani on binlerce kullanıcı yaklaşık 500 milyon dan bu coini almış. Yani e, bu 2 milyar doların dörtte biri piyasanın piyasa fiyatlarının %30 altında satılan o coinden. Evet. Evet, böyle bir durum var. Peki bu da havalanda, havalandan çık çıkarken çıkarkenki görüntüsü şahsın. Şimdi sorumuza gelelim. 2 milyar mı büyük 128 Lemanın kapağı. 128 milyar dolar nerede diye e, soran sade vatandaşın peşinden devletin e, zabıdası işte güvenlik gücü, kolluk gücü koştururken altta da birileri elini kolunu sallayarak 2 milyar doları çuvallayıp gidiyor çok güzel günün anlam ve önemine uygun bir karikatür. Bu da harika bir kare. Ee, A, A haberin işte yayınından esasen o gün merkezi bir yayındı. Ee, Erdoğan sahaya çıkmıştı. 2014 Cumhurbaşkanlığı kampanyası çerçevesinde yapılan bir öyle özel 20 dakikalık bir maçtı. Berat Albayrak da sahadaydı. Acun Ilıcalı falan da vardı. Dikkat ederseniz o sahadan dondurulmuş bir kare bu. Dikkat edin sırt numaralarına. Solda Erdoğan, sağda damadı Berat Albayrak sırt numaraları yan yana geldiğinde 128 ediyor efendim. Photoshop falan değil bu yani. Şimdi bir de şuraya bakalım. Todex kullanıcılarının profili çıkarılmış. %51.4'ü 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağına dahil. Yaşları 25-34 arasında değişen Y kuşağı e mensubu Todex kullanıcıları ise 26. Yani topladığınızda yaklaşık %77-78 eee 18-34 yaş arası. Ama bunun yarıdan çoğu 18-24. Yani genç belli ki daha iş kurmamış, para kazanmamış veya işte bu şekilde kısa yoldan para kazanmayı hedefleyen gençler. Yarıdan çoğu 18-24 yaş aralığı. Alpan Telek paylaşmış. Diyor ki işte bu çok önemli bir bulgu. Todex'e yatırım yapanların çoğunluğu genç. Sebebi çok net. Çalışarak insani bir hayat kurmak bugün imkansız hale getirildi. Ya kumarla ya rantla bu hayat elde edilebilir diye düşünüyorlar. Rantçı toplum diye buna diyoruz. Bu çocuklar sadece bir sonuç demiş. Haksız mı? Ve o gençlerden biri bu diğer gençleri tokatlayıp 2 milyar dolarla ortadan kayboluyor. Sonra da açıklama yapıyor. Bunlar asılsız. Dönelim 128 milyar mı daha büyük tartışmamıza? Atilla Yeşilada demiş ki gösterilen bütün sebepler yalan. Berat Albayrak kayınpederine yaranmak istedi. Akıl almaz boyutta milli servet harcandı. Öbür tarafta da bir genç kayınpederine yaranmak için ülkenin 128 milyar dolarını çarçur ediyor. Sonra da elini yıkayıp çıkıyor. Kayınpeder de çıkmış. Artık kürsü kürsü bunu halka anlatmaya çalışıyor. Cansu Şimşek demiş ki Todex'ten sonra Bitay'den de haber alınamıyor. Neyse ben bilmiyorum. Bilen bilir konuyu takip eden. Çok acayip işler demiş. Evet. Bu arada e, şeye baktığımızda e, haberlere baktığımızda enteresan bir detayla karşılaşıyoruz. Kadraj Magazin Todex'in Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu, Ebru Şall Şallı gibi isimlerle reklam kampanyası yaptığını, bakın lüks arabaların önünde mankenler, dizi oyuncuları, aynı böyle kırmızı birbirine benzer kostümlerle pozlar vermişler ve bu reklamı yapmışlar. Heykel Kafası isimli bir Twitter kullanıcısı da, şu anda Twitter'dan açtım bunu. ...caps, maps veya collage falan değil... ...fotoğraf değil. 18 Aralık 2020'de... ...yani bundan 4 aydan daha uzun bir süre önce... ...Favorim Todex... ...bu kadar ismi topladığına göre... ...sağlam vurgun yapacak diyor. Yani gören görüyor. Evet, bu bir ekran görüntüsü değil. Bu şu anda hala Twitter'da yayında olan... ...bir öngörü. Efendim. Bir de işin... ...böyle bir tarafı var. Ama millet... İşte Todex'ten sonra başka yani bu iş devam edecek öyle görülüyor ve insanların e, kolay yoldan para kazanma hırsı belli ki hep sürecek. Ama iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Todex'ten parasını kaybeden arkadaşlar belli bir miktarı kurtarmak isterse mesaj atabilir. Kripto piyasasında parasını kurtarmak isteyen bana bana yazsın. Müthiş diyorlarım var. Para kurtarmak parasını kurtarmak gibi böyle aradığınızda paramızı nasıl kurtarabiliriz diye çıktığınız şey yaptığınızda bir sürü böyle e, ne bileyim kimliksiz isimsiz e, hesap var. Ve bunlar da parasını kaybeden yanmış insanlardan benzer bir e, yani mağdurları da bir kere daha çarpma hevesiyle şeyler bu sadece iki örnek ben sıradan aramayla falan yakaladım binlercesi var. E, parasını kurtarmak isteyen ne yapacak? Gel bana evet. Bir de işin böyle bir tarafı var. E, yazık e, kesinlikle bu işlere bel bağlamamak gerekiyor. Biraz evvel dikkat çektim. Maalesef bizim toplumumuzda kolay yoldan para kazanma. E, hızlı yoldan bir koyup on alma, bir kayıp koyup yüz alma, bir koyup bin alma filan gibi olaylar var. Bu finansal piyasalarda işte kripto paralarda falan uygulandığı gibi aynı şekilde çiftlik banka örneğinde görüldüğü gibi de var. Aynı şekilde işte buna reklam da yapıyorlar. İşte mesela böyle kripto para işte madeni kurulmuş falan. İşte bizim harika madenlerimiz var. Yatırım yaparsanız işte biz bu paranızı değerlendireceğiz. Maden dedikleri de şu. Bir ofis kiralıyorlar veya büyük bir depo kiralıyorlar. Legal tabii her şey. Buraya son derece güçlü işlemcili bilgisayarları sıralıyorlar ve bu bilgisayarlar kripto paraları çevirerek 7/24 çalışarak çok güçlü bilgisayarlar bunlar çünkü elektrik tüketimi falan da belli bir noktaya gidiyor. Ee, sürekli o sanal dünyada bir şeyleri sürekli çevirerek e, ne bileyim şey yapıyor, artırıyor meblağı ve oradan e, bu büyük bir tesiste. Çok sayıda yüksek işlemcili bilgisayarı birbirine paralel bağlayıp bir işlem yaptığınızda falan, sonunda da işte o şeyin havuza şeyler kriptolar, kripto paralar veya işte damlamaya başlıyor falan. Oradan da insanlar bir varlık elde ediyorlar, kira giderleri, elektrik bilmem ne giderleri çıkıldıktan sonra da ortaya ciddi bir şey kalıyor. Buna ortak olan insanlar da bunu paylaşıyor falan. Bu da pazarlanıyor. Böyle bir şey de var. Dediğim gibi yapılan her şey legal olmasına rağmen son derece dikkatli olunması gereken bir konu. Yavaş yavaş toparlarken bir iki konuya daha dikkat çekeceğim. Bir tanesi şu. Hafta sonu Ermeni soykırımı noktasında 24 Nisan'da Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bir açıklama yapacağı ve soykırımı tanıyacağı ifade ediliyor. İlhan Tanır önemli bir Kulis paylaşmış ve diyor ki Pazartesi günkü yazısına atıfta bulunarak Erdoğan'ın da davet edildiği bir iklim zirvesi de online olarak yapılacak. O konferans hazırlık aşamasında yani bu hafta o konferans yapıldı dün bu arada İhtimal ki bu hafta ihtimal ki Biden'dan bir telefon gelebilir ve o esnada belki de Biden eğer olacaksa 24 Nisan tanımasını bizzat Erdoğan'a haber vermek isteyebilir. Yani Bugünlerde Erdoğan'ı arayacak ve 24 Nisan'ı ben tanıyorum. 24 Nisan'ın Ermeni soykırımı olduğunun altını çiziyorum ve ilk defa bir Amerikan başkanı olarak bunu yapıyorum. Sana da haber veriyorum demek için arayabilir diyor. Evet. Bunun da altını çizdikten sonra geçelim ulusal egemenlik konusuna. 23 Nisan'la ilgili ben söylemeyeceğim. Sadece 3 kare getireceğim önünüze. 3 e, haber ve Twitter görüşü. Mehmet Altan düşünce ve ifade hürriyeti yoksa, adil ve eşit şartlarda bir seçim yoksa, evrensel hukuk katledilmişse, kısacası demokratik bir rejim yoksa halk egemen sayılır mı günaydın. Ben bizim İpek Medya'ya ilk kayım atanan şirkettir, ilk çökülen şirkettir bu süreçte. 2017'de başka devletin çöktüğü çok şey oldu. Ayrı bir konu da bu süreci kastederek söylüyorum. Bu sürecin başında o günden bu yana ne dini ne milli bayram kutlamıyorum. Hangi cumhuriyet diyorum? Hangi 23 Nisan diyorum? Hangi 19 Mayıs diyorum? Hangi 30 Ağustos diyorum? Her defasında millet bir böyle şey yapıyor efendim, gururlanıyor. İşte efendim milli egemenlik, atam izindeyiz vesaire. Ne atanın kurduğu cumhuriyet kaldı, ne milli egemenlik kaldı. Mehmet Altan çok güzel toparlamış. Bir ülkede diyor Rubil Gökdemir hukukçu, kuvvetler ayrılığı yoksa o ülkede anayasa da yoktur. Merkez Bankası para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve sorumludur denmesine rağmen diyor kanunda kanuna aykırı davranmak hukuki ve cezai sorumluluk doğurur. Sen istediğin kadar konuş ama biri 2 milyar vurdu öbürü de 128 milyar dolar kayınpederine yaranmak için millette bunu ayıklamaya çalışıyor. Nasıl ayıklamaya çalıştığında bak tek kare fotoğrafla bitireceğim. Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yapılan Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişi başlıklı acil oturumda Türk makamlarına demokratik standartlarla uyumsuz yasa ve uygulamalara son verme, güçler ayrılığının sağlanması için yasaların ve anayasal çerçevenin değiştirilmesi, ifade medya özgürlüğünün tesis edilmesi yeniden, terörle mücadele yasasının yorumlanmasının kısıtlanması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması çağrıları yapıldı. Avrupa bir çağrı daha Yaparak günün sonunda e, görevini yapmış oldu tabir yerindeyse. O arada Eurostat açıklamış e, Yusuf Özkan haberi BBC Türkçe'den AB ülkelerinin atıkları en çok Türkiye'ye gidiyor diye efendim. Evet. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat Avrupa'dan yapılan atık ihracatının en büyük alıcısı Türkiye demiş. 2004 yılından bu yana AB ülkelerinden yapılan atık ihracatı çöp yani. Çöp, ithal ed çöp ihraç ediyor. 3. dünya ülkelerine 2004 yılından bu yana %75 artmış. Dikkatinizi çekerim. 32 milyon tonu bulan yıllık yıllık 32 milyon tonu bulan atık ihracatının 13.7 milyon tonu Türkiye'ye gidiyor. 32.7 milyonun 13.7 milyonu yani üçte birinden fazla üçte birinden fazlası Türkiye'ye gidiyor. AB atıklarının ihraç edildiği ülkelerde tablolaştırılmış. Türkiye, Hindistan, İngiltere, İsveçre, İsviçre, Norveç diye demiş ama Türk Türkiye'nin payını görüyorsunuz. Türkiye ne yapıyor? Bu çöpleri ithal ediyor. Karşılığında para alıyor. Çöpünüzü bize gönderin, parayı da gönderin. Çöpleri de BBC'nin gene gönderdiği bir muhabir mesela Çukurova'da işte Hatay'da ne bileyim Akdeniz kıyısında belli noktalarda ...o çöplerin oralara saçıldığını e, göstermişti. Yani BBC kendi çöplerini takip etmişti. Hiç unutmuyorum. O haberi e, denk gelirse bir gün sosyal medyadan da paylaşırım. BBC e, muhabirini gönderiyor. E, yumurtalık galiba. Adana Yumurtalık. Şey, e, şey kıyısı. Yani Akdeniz kıyısında. E, İngiltere kendi çöplerini takip ediyor. Diyor ki yani biz bu ülkeye çöp ithal ettik. Karşılığında da para verdik. Ama... Onlar çöpü aldılar buraya atmışlar. Deniz kıyısında bir bölge hatta oradan İngiliz marketlerinin torbalarını poşetlerini falan gösterdi. İşte Tesco'nun falan böyle poşetlerini falan gösterdi. Tesco bir İngiliz marketler zinciri. İnanılır gibi değil ama öyle. Türkiye bu çöpleri ithal ediyor karşılığında parasını da alıyor sonra da götürüyor atıyor. Bu da önemliydi. Çöp demişken Dilan Bozyel paylaşmış günün fotoğrafı diyor. İftar vaktinde çektim. Taksim Meydanı 2021. 21 Nisan 2021 Taksim Meydanı bir çöp işçisi ya da çöplerden topladığı atıklarla hayatını sürdürmeye çalışan bir vatandaş. Bir kısa dinlenme molasında hoş geldin şehri Ramazan asılmış iki minarenin arasına. Böyle bir fotoğraf. Güzel bir kare. Dilan Bozyel'in Twitter hesabından paylaştığını da hatırlatalım. Evet. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Haftanın son manşetiydi bu. İyi hafta sonları. Pazartesi yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.